Tekrar merhaba. Bir kentsel dönüşüm rehberini daha beraberiz. Okan Şentürk yanında ve bir konuğumuz var. Kentsel dönüşüm uzmanı. Title oldukça ilginizi çekti. Hakan Çatalkaya bizler birlikte. Tektaş kentsel dönüşümden geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Artık yayınlar. Sık sık böyle duyacağız herhalde böyle title'ları, öyle mi? Evet. Kentsel evet. dönüşüm uzmanı. Çünkü bu konuda ciddi bilgisizlik var vatandaşlarda. Biz de çıkıyoruz. Hem bu alanda uygulayan kişiler olarak vatandaşlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Biraz firmanızdan bahsedelim o zaman. Evet. Hem Tektaş işlerden. Kentsel Dönüşüm Bakanlık yetkili kuruluşudur. Bizim yaptığımız şey şu, vatandaşlar binalarıyla ilgili riskli yapı raporu almak için gelip bize başvurduklarında biz gidiyoruz binalarına, bakanlık adına incelemeleri yapıyoruz, raporluyoruz. Bunlardan bir tanesinin nüshasını vatandaşa veriyoruz, diğerini de bakanlığa verip onayını çıkarıyoruz. Tabii onay aşamasından da sonra da işte yeni çıktı, kentsel dönüşüm kredisini kullanabilirler. Ve diğer işte vergiden olsun, noter masraflarından, belediye gibi harçlarından avantajları var. Onları da kullanabiliyorlar. Ama önemli olan burada yetkili kuruluşlardan mutlaka raporları almaları gerekiyor ki bunlardan faydalanabilirsinler. Son zamanlarda bize de çok böyle geri dönüşler oluyor. İşte çeşitli firmalar, işte biz bakanlık kuruluşuyuz, hiç evet. lisans da sormamışlar. Bunlar çantacı diyebileceğimiz gibi, gibi. Yani yapmış oldukları şey bakanlığın istediği formatta değil, yönetmeliklere uygun değil yapmış oldukları çalışmalar. Ve vatandaşlar da tabii lisans sormamışlar. İşte çalışmayı yaptırmışlar, bakanlığa götürmüşler bu raporları ve orada onay görmeyince tabii oradan işte bize dönenler oluyor lisanslı kuruluşu olarak. Biz yine yardımcı olmaya çalışıyoruz ama zaten bunun bir maliyeti var. Vatandaş ikinci defa bir maliyete katlanmak durumunda kalıyor. Yani insanların yapması gereken o kurumun öncelikle bir yetkisi var mı? Hı-hı. Bu bir belge midir? Yetkilendirme evet. belgesi evet. var mı? Önce bunu sorgulamaları gerekiyor. Aha. Bu iki türlü olabilir. Zaten elimizde bizim bir yetkilendirme yazısı var. Bakanlıktan almış olduğumuz. İkincisi de zaten Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bir resmi web sayfası var. Oraya girdiklerinde orada bir Türk haritası var, Türkiye haritası var. Orada şehirlere tıklayınca zaten yetkili işte bütün geliyor. Yetkili kuruluşlar, üniversiteler kim yapıyorsa bunların bütün listeleri var ki web sayfalarına kadar gidip inceleyebiliyorsunuz. O zaman apartman yöneticilerine buradan seslenmiş olun. Evet. Önce web sitesine gidin, oradan inceleyin. İncelesinler. Yetkili evet. yani bakanlığın yetki verdiği kuruluşların bunu yapmasına izin verin diyoruz. Böyle ve bir binaya nokta. Tespit için gelenlere mutlaka lisanslarını sorsunlar. Hatta orada çalışma yapan yapı laboratuvarları dahi lisanslı olması gerekiyor. Onların da mutlaka belgelerini sorsunlar. Evet. Şimdi kentsel dönüşümün kapsamı hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? En son Nişantaşı'nda bir uygulama yaptınız geçtiğimiz günlerde. Biraz ondan söz edelim lütfen. Kentsel evet. dönüşüm yine bizim web sayfamızda evet. bir sorun cevaplayın kısmı var. Orada bana en çok gelen soru oradan başlayayım. Biz işte Adana'dayız, kentsel dönüşümden faydalanabilir miyiz? Biz Urfa'dayız, kentsel dönüşümden Türkiye'nin her yerinden, her ilçesinden, her kasabasından bu kanuna gidip yetkili kuruluşa bir dilekçeyle başvurduğunuz zaman Tabii. bu kapsamdan yararlanabiliyorsunuz. Bu bir. Biz ne yapıyoruz Tektaş kentsel dönüşüm olarak? İstanbul ve Marmara bölgesindeki tüm illerde hizmet veriyoruz. Yani biz burayı seçtik. Zaten çok uzun yıllardır hani İstanbul'da merkezimiz, mühendislik hizmeti veriyoruz. İstanbul'da da genelde işte bu Bağdat Caddesi, Kadıköy bölgesi, işte Şişli, Nişantaşı, Bakırköy, Bahçeli Evler gibi genelde eğitim seviyesi yüksek, gelir seviyesi yüksek insanlar bu konuları iyi araştırıp öğrenip ilk önce onlar gelip başvururlar bize. Biz onlara gerekli hizmetleri veriyoruz ve gördüğümüz şey şu alanda insanlar bu eski kat mülkiyeti kanunundan evet. dolayı yani bir kişi yüzünden 15 yıldır o binayı yenileyemiyorlar. Evet. Yani 20 daireli bir bina düşünün. 19 kişi yenilemek istiyor. Bina yıkıldı, yıkılacak üniversite raporu var. Ama maalesef kat mülkiyeti kanunundan dolayı bunu yenileyemiyorlar. Bu kanunun getirdiği en büyük özellik evet. ve bu hızlandırma sebebi bina içinde 3'te 2 çoğunluğu sağladığınız zaman hızlı bir şekilde binayı yenilemeye kime yaptıracağınıza, ne zaman yaptıracağınıza, kredi kullanıp kullanmayacağınıza, bina içindeki dağılıma karar veriyorsunuz. Ama burada en önemli özellik şu, o 1/3 hani karşı çıkanın da hakkını mutlaka adil bir şekilde vereceksiniz. Evet. Evet. Şimdi kentsel dönüşüm süreci dediğimizde aslında şu anda elle tutulur olan yıkımlar. Evet. Bir dün zannedersem Nişantaşı'nda bir yıkım başlattı. Esenler'de oldu. Yarın bakanımız
Esenler'deki yıkımları tekrar ziyaret edecek. Hani bunlar son gelişmeler. Bu yıkımlar dışında herhangi bir şu anda elle tutulur bir şey yok. Peki ne kadar binadan bahsediyoruz yıkım anlamında? Evet. İlk önce sistemi bahsedeyim. Şimdi kentsel dönüşüm iki yöntemle gidiyor. Bir tanesi belediyelerin, il özel idarelerin ve bakanlığın şöyle bir yetkisi var. Riskli alan ilan edebilir. Bunu Bakanlar Kurulu kararı ile ancak çıkarabiliyorlar. Diğer tarafta da vatandaşlar kendileri gelip bizim gibi bakanlık yetki kuruluşlarına başvurarak bu süreci faydalanabilirler. Süreç riskli bina. Riskli bina tespiti yaptırıp bu süreçten faydalanabilirler. Tabii belediyenin yapmış olduğu tek tek bina değil, içinde 1000 tane, 2000 tane binanın bulunduğu alanları dönüştürmek. Ama düşündüğümüz zaman dediniz ya ne kadar bunun büyüklüğü. İstanbul'da yaklaşık 900 bin adet bina var. Yani kayıtlı bu. Bunun biz alanda yaptığımız çalışmalarda daha önce yapılmış istatistik verilere göre yaklaşık İstanbul'da 300 bin binanın yenileneceğini biz öngörüyoruz. 300 bin. Çok ciddi bir rakam. Yani 300 bin binanın afet riski taşıdığına inanıyorsunuz. Evet. Ve bunların bu kentsel dönüşümle sadece İstanbul'da yenileneceğini düşünüyoruz ki bu çok ciddi bir rakam. Bunun belediye, devlet tarafından tek elden yürütülüyor. Peki bunun süresi hakkında bir, şimdi 20 yıl dedi Sayın Bakan ama evet. Yani bu 300 bin binanın yenilenmesi öyle bir anda olacak bir şey kesinlikle, değil. Kesinlikle. Süre 20 yıla mı yayılacak? Yani bunun, aşağı yukarı. Yani kanunda bir süre yok. Yok. Yani. Kanunda bir süre yok. Aslında süreç şöyle başladı. İşte bu Van depremini hepimiz gördük. Süreci yaşadık. Yani Van depreminde ne oldu? İnsanlar kötü binalar yaptılar. Barınma ihtiyacı en önemli ihtiyaç. Tabii o bölgenin durumu da belli. İşte ekonomik durumu, işte terör belası. İnsanlar işte Van'a gelip kendi o köydeki kültürüne göre biraz da parası var. İşte mühendis mimara çizdirecek değil ya yani. Tabii. Orada bir bina yapmış. Tabii yani o da şey... İnşaat kalfasını yapsın. Deprem açısından şey zayıf bir bina. Depremde vurunca bu binalar yıkıldı. Hasar gördü. Ne oldu? Devlet girdi. Tabii devlet bunu yapacak. Onlara kalıcı konut verdi. Hasar durumuna göre para verdi. Ama bunun maliyetinin hepsi bizim kendi cebimizden çıktı açıkçası. Ortada bir para var. Evet. O bize sağlık ve eğitim olarak gelecekken o tarafa kaydı, kaymalı. Sonuçta oradaki insanlar da vatandaşlar. Ama bu sürdürülebilir. Yani her deprem vurduğunda böyle mi olacak? Tabii. O yüzden bu kanun çıkarıldı ki insanlar kendi binalarıyla ilgili tespitleri yaptırsınlar ve binalarını hızlı bir şekilde yenilesinler. Yani vatandaş olarak bu da iki yönde olabilir, iki şekilde. Sizin binanız var, diyelim ki Kadıköy bölgesinde güzel bir müddetsiniz ve fazladan katınız var. Riskli bina tespitini yaptınız. Daha sonrasında eğer fazla katınız varsa zaten müteahhite kat karşılığı vererek bunu yenileyebiliyorsunuz. Burada önemli olan şu anda 5 katınız var ama yeni imarda da yine 5 kat. Yani kanunda imar artışı yok. Yok. Mevcut belediyenin vermiş olduğu imara göre yaptığınızda nasıl yapacak bu insanlar ve riskli. O yüzden işte bu kentsel dönüşüm kredisi çıktı ki insanlar bunlardan faydalansınlar. Evet. Ya o da işte şu anda işte bazı bankalar şimdi anlaşmalar yapıyor. Faiz oranları belli oldu. Bu da işte şu anda belirtilen benim bir iki tane bankada baktım. Aylık 0.40 gibi. Yani biliyoruz konut faiz oranları şu anda 0.80'lerde. Evet, onun yarısı. Yani yarısını devlet sübvanse ediyor. Evet, 0.40'tan siz kullanabiliyorsunuz. Yani biz bunu bir hesabını yaptık. 60 bin lira bir kredi kullanmanız yeterli. Zaten evet. Arsa baki. Evet. Orta kalite diyorum. Yani evet. Böyle süper A++ evden bahsetmiyorum. Evet. 60 bin liraya o bir yaşam birimini, daireyi yenileyebiliyorsunuz. 60 bin lira kullandığınız zaman 120 ay yani 10 yıl kullanabiliyorsunuz bu krediyi. Ayda 600 lira geri ödeyeceksiniz. Evet. Devletin vermiş olduğu kredi de bir de 2 yıl ödemesiz. Evet. Yani diyor ki 2 yıl içinde sen binayı yap. Yok. 2 yıl sonra yerli, ödemeye başlayın. Aynen ondan sonra yavaş yavaş sen öde. Şimdi geçecek olursak ilk etapta nasıl bir değişim bekliyorsunuz? Mesela İstanbul'u örnek baz alırsak daha doğrusu İstanbul'da hangi bölgeler ön plana çıkacak? Hani amiyane tabirle yıldızı parlayacak bölgeler nerelerdir? İstanbul'un İstanbul yapan işte evet. Bazı ilçeler var. Mesela evet. Kadıköy, Beşiktaş, Fatih, Beyoğlu, Şişli gibi. Zaten bu İstanbul'un ilk çekirdek ilçeleri, mahalleleri. Daha sonra işte birinci etap, ikinci etap boğum boğum genişlemiş İstanbul. Ta şu anda Tuzla'ya kadar İstanbul. İlk gördüğünüz şey eski bina stoğunun olduğu yerler de bu. Yani en fazla riskli binaların olduğu yerde bu. Şimdi biz
Ataşehir'i, yeni yapılan binaları, Çekmeköy'de yeni yapılan siteleri riskli olarak zaten adlandıramayız. Yeni veya Beylikdüzü tarafı. Tabii tabii, yani son yönetmeliğe göre yapılmış bu binalar. Hazır beton teknolojisine göre yapılmış. Mesela Nişantaşı, Bağdat Caddesi, bunlar 60-70 yıllık binalar. Biz binalarda inceleme yaptığımızda beton numune alıyoruz. İçinden midye kabuğu çıkıyor. Hani bu deniz minareleri çıkıyor. Yani balık çıkmadığına ben şaşırıyorum. Çok ciddi söylüyorum. Yani şöyle yapmışlar, gitmişler. Bina mı yapacağız? Evet. Deniz kenarına gitmişler. Kumu almışlar. Oradan almışlar. Kumu hiç elemek falan, yıkamak da yok. Biraz çimento karıştırmışlar. Evet. Dökmüşler, bina yapmışlar. Maalesef hep durum yani o. Yani o efsane doğru değil mi? O midye kabuğu doğru, efsanesi. Doğru. Biz sürekli görüyoruz. Keşke buraya getirseydim, gösterdik. Biraz yasadan bahsedelim istiyorum. Evet. Nasıl avantajlar getirecek bu yasa? Evet. Sizce eksikleri var mı? Varsa nasıl tamamlanabilir bu aşamadan sonra? Biraz ondan bahsedelim. Tabii bakanımızın da dediği gibi işte bu kervan işte giderken düzülecek. Evet. O doğru. Biz eksikleri zaten sürekli bakanlıkla paylaşıyoruz. Yani şunlar olsa daha iyi olur, bunlar olsa olur gibi. Yasada avantajlarından bir tanesi riskli bina tespiti yaptırdığınız zaman şu oluyor. Bir kere %1 KDV oluyor. İkincisi kredi kullanabiliyorsunuz. Üçüncüsü biliyorsunuz bu kat karşılığı sözleşme yapılıyor ya, o noter masrafları çok ciddi rakamlar. Yani en küçük bina için 30 bin lira 40 bin liradan başlıyor. Odan muaf kalıyorsunuz. Bir de belediye harçları var. Yani yolun cephesi uzunluğuna göre harçlar, bu harçlardan da muaf oluyorsunuz. Yani baktığınız zaman önü açık, muafiyetleri olan avantajlı bir kanun. Evet. Öteki taraftan da söylediğim gibi eski kat mülkiyeti kanunu, bir kişi hayır dediği zaman binada ufak bir tadilatı dahi yapamaz gereken. Şu anda 3'te 2 çoğunlukta binayı yıktırmaya, yaptırmaya, kredi kullanmaya, kime yaptıracağınıza karar veriyor biliyorsunuz. Hı-hı. Bu açıdan baktığınız zaman kanun önü açık. Hı-hı. En problemli kısım şu, 5 kata 5 katta bahsetmiştik. Şu anda 7 kat. Evet. Ama yeni imarda 5 kat. Evet. Ve bu insanların tapuları da var. Ne olacak? Şimdi yani, yıksa 5 kat, evet, yapacak o 2 kişi ne olacak? Evet. Ona bir çözüm bulunması gerekiyor. Evet. İkinci bir konu da 2 bina, mevcut eski 2 bina yani şey yapılmış, ifraz edilmiş birbirine. Yani birleştirilmiş, tevhid edilmiş. Şimdi biri yıkılsa yapamıyor. Evet. Buna da bir çözüm bulunması lazım. Evet. Genel olarak ben belediyelerden hani bu konuda bir imar değişikliği yapmasını öngörüyorum. Çünkü tek tek bina yapmanın şehre bir katkısı yok. Evet. Bence imarlı değişiklikler yapıp yapı adası bazında bu kentsel dönüşüm sürdürülmesi gerekiyor. Tabii. Şimdi bu inşaat sektörüne de biraz değinmek istiyoruz bu konuda, evet, ama dün arkadaşlarımız sizinle birlikteydi. Muhabir arkadaşımız bununla ilgili bir haber hazırlamış. Çok kısaca habere göz atalım isterseniz. Tamam. Hem de çalışmalarınıza da izleyici de yakından görmüş olur. Şimdi haberimizi izleyelim. Tamam. Belediyeler kentsel dönüşüm projesi kapsamında çalışmalarını sürdürürken vatandaşlar da hasarlı binaları hakkında bildirimde bulunuyor. Sadece Şişli'de 100'den fazla apartman sakini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkili kuruluşu TEKTAŞ'a rapor hazırlattı. Deprem riski taşıyan binalar tek tek incelendi ve yol haritası belirlendi. TEKTAŞ kentsel dönüşüm uzmanı Hakan Çatalkaya o çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin tamamını kapsıyor. Yani sadece İstanbul ya da büyük şehirlerle ilgili bir şey değil. Tüm il ve ilçeleri kapsıyor. Ve yani bu kapsamı düşündüğümüz zaman bu 20 yıl süreceğini düşünüyoruz. Yani sadece İstanbul'da 300 bin ila 400 bin binanın yenileneceğini biz öngörüyoruz. Şu anda Nişantaşı'ndayız. Yine Gözde bir semt. Daha önce Bağdat Caddesi'nde çalışmalar yapmıştık. Hı hı. Bu arkamızdaki bina işte 7 katlı bir bina. Hı hı. Yaklaşık 50-60 yıllık bir bina. Hı hı. Biz burada gerekli incelemeleri yaptık. Zaten çok kısa bir zamanda da artık yıkılacak. Riskli bir bina zaten. Yani elimdeki zaten beton örneğini de görürsek, yani denizde ne varsa karıp bina yapılmış maalesef. Yani İstanbul'un kaderi mi artık bu böyle bilmiyorum. Bir dönem bu 70'ten 90'lı hatta depreme kadar, 99 depremine kadar binaların çoğu böyle. Kentsel dönüşüm projesi aslında hasarlı binalar için birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Onların başında da kredi imkanları geliyor. Ya hepimiz biliyoruz işte vergi avantajları var, belediye harç muafiyetleri var ve kredi kullanabiliyorsunuz, kentsel dönüşüm kredisi. Yani aylık 0.40 gibi, 0.45 gibi oranlarla gidip tespitlerinizi yapın ve mutlaka binalarınızı yavaş yavaş siz yenileyin. Eski kat mülkiyeti kanununda bir kişi hayır dedi mi o binayı yenileyemiyordunuz.
Burada 3'te 2 çoğunluk var en önemlisi. 3'te 2 çoğunluğu sağladığınız zaman, yani basitçe söyleyeyim, 15 daireli bir binada 10 kişi evet biz bu binayı yenileyeceğiz, kredi kullanacağız dedikleri zaman rapor aldıktan sonra hızlı bir şekilde yenileyebilirler. Evet, haberimizi izledik. Hakan Çatalkaya keşke yanında getirseydim dedi. Biz de işte onun dün görüntülerini almıştık. Evet. Arkadaşlarımız paylaşmış olduk. Teşekkür ediyoruz. Evet, dediğim kadar var değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani katı olan her şey bir araya getirilip betona eklenmiş. Ve bu şekilde ne kadar insan hayatı aslında zayıf temeller üzerine oturuyormuş bu İstanbul'da. Betonun değerini de söyleyeyim ben. Yani evet. Olması gerekenin 1/4. Gerçekten. Yani şu an zaten hazır beton kullanılıyor. Tabii. Ama bu o dönemler tabii 70'li ve 60'lı yılların inşaat teknikleri, o zamanki teknikler çok farklıydı dediğiniz gibi. Hani hazır beton diye bir kavram şey yoktu. Şimdi o zamanın tekniği de bu zaman bir değil. Şimdi geçecek olursak şimdi sektör 2012 yılını durgun geçirdi, konut sektörü özellikle. Şimdi bir umudu kentsel dönüşüm 2013 yılında. Ne düşünüyorsunuz? Bu işte bahsettiğim avantajları öğrenen inşaat şirketleri şu anda onlara biz danışmanlık veriyoruz. Ne yapıyorlardı eskiden? Hani onu söyleyeyim. Şehrin çeperinde işte bir toplu konutlar yapıyorlardı. Evet. Ve bunları ciddi fiyatlara satıyorlardı. Evet. Ama insanlar şehrin merkezinde çalışıyor. Evet. Ama yani gidiyorlardı, alıyorlardı. Çünkü şehrin merkezinde yeni bina yok, arsa yok. Arsa maliyetleri çok yüksek. Çok yüksek. Şu anda eski binalar artık yenilenecek. Oo. Yani biz bunu yaşayacağız. Oo. Yani şehrin çeperinde yeni binalar var. Evet, ama artık şehrin merkezinde de yeni binaların, eski binaların yıkılarak yenilendiğini göreceğiz. Oo. Bunu bahsettim. İstanbul'da 300 bin, 400 bin bina yenilenecek. Şimdi bunun hepsini dediğim gibi belediye yapamaz, devlet yapamaz, TOKİ yapamaz. Büyük çaplı inşaat şirketleri hep ciddi projeler geliştirebiliyor. Şimdi küçük ve orta çaplı inşaat şirketleri de mahallenin içinde artık şehrin merkezinde inşaatlar yapılacak. Ama yani ben hep Avrupa'ya gidip geldiğimde hep görüyorum, estetik kurul var mesela orada. Yani bir mahallede de bir yeni bir bina yapacağınız zaman hani projelerinizi yapıyorsunuz, en son o mahallenin estetik kurulu var belediyede, gidiyorsunuz ona gösteriyorsunuz. O diyor ki bak yanında şöyle bir fuga var, şöyle bir şekil var, burada var, bunu şuna çevir. Ve o zaman gittiğimiz zaman bir bakıyoruz, her şey çok estetik, hiç göze kötü gelen bir şey yok. Yani benim de açıkçası bu kentsel dönüşümden beklediğim bu. Keşke hani yavaş yavaş bunlar otursa da ondan sonra şu yaşanılabilir. Yeşil alan sıkıntısı olmayan, sosyal donatı sıkıntısı olmayan, simetrik otopark değil mi? Göze aynen hoş öyle. Gelen. Yani Londra'da dolaşırken, Paris'te dolaşırken, Moskova'da, St. Petersburg'da dolaşırken ne hissediyorsak, birbirimize çarpa çarpa gitmiyorsak, değil mi? Öyle bir şehre kavuşmak istiyoruz. Eklemekte de fayda var hani bitirmeden önce. Kentsel dönüşüm dediğimiz sadece binaların afet riski taşıyan yanların sağlamlaştırılması ve yeniden inşası değil. Aslında bir anlamda çevrenin de yani bahçe zorunlu olduğunu biliyorum. Hani kanun detaylarına baktığımızda aslında gerçekten çok güzel bir çevreye kavuşabilecek. Eğer her şey planlandığı gibi tamamlanırsa İstanbul'da. Sizin de dediğiniz de aslında örtüşüyor. Kesinlikle. Evet. Yani bunun imarını oturtursak, estetiğini oturtursak, bir de tabii kredi kullanılacak. Bu çok uzun vadeli ve çok ciddi rakamlar bunlar. Bunun da finansını kontrollü bir şekilde yapılırsa güzel bir noktaya gideceğimizi düşünüyorum. Evet. Acaba ne kadar süremiz var? 1 dakikamız varmış. Son 1 dakika içinde Okan nasıl tamamlayalım? Yani hazır kentsel dönüşüm uzmanını yakalamışken. Evet. Şimdi bu kredi meselesi tabii çok önemli. Vatandaşın hani bugün en son bildiğim kadarıyla Akbank herhalde İş Bankası'ndan sonra Akbank'ta bugün bir açıklaması vardı. Akbank'ta kentsel dönüşüm kredi vereceğini söylediler. Şimdi bu kredi özellikle kentsel dönüşüm sürecinin mali boyutunu hızlandırır mı? Çünkü bakanlığın en büyük şeyi ya para yok işin açısı. Evet. Yani bunu yapabilecek bütçe yok bakanlıkta çok fazla. Evet. Şimdi bunu bankalarıyla daha çok vatandaş ve müteahhit eliyle yapmak istiyor bakanlık. İşte bu da bir fırsat. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya aynı şey tabii burada işte krediyle, krediye yapmış olduğu sübvansiyonla ondan sonra vergi muafiyeti diyelim %1. Ondan sonra belediyedeki harçlarla önünü açmaya çalışıyor şehrin içinde. Çünkü zaten büyük şirketler belediye riskli alan ilan edip yapacak. Büyük şirketler yine yapacak. Ama yani vatandaşların yapabilmesi için de bir avantaj olması lazım. Yani bu, ancak bu öngörülmüş. Şu anda böyle gidiyor. Ama
Tabii şehrin merkezinde yine söylüyorum, eğer büyük alanlarla bir şey olursa orada belki bir imar artışı da verilecek. Öyle olur. Otomatik olarak daha yüksek katlı binalar ama daha çok yeşil alan olan binalara dönüşecek. Peki, burada noktalıyoruz süremiz yetmediği için, yoksa konumuz daha çok var. Sizi tekrar ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Çatalkaya'ya, kentsel dönüşüm uzmanı. Hakan Çatalkaya kentsel dönüşüm rehberinin konuydu. Burada kapatıyoruz, kısa bir araya gidiyoruz.